Yeni bir videomdan, yeni bir çalışmamdan herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda da sizinle 9 parçadan oluşan kapşonlu bir hırka yapacağız. Dıştan dikişli, 9 parça olan çok güzel beğeneceğiniz bir hırka olacak arkadaşlar. Ben parçaları tamamladım. Şöyle göstereyim size. E, düz ters örgü olduğu için arkadaşlar, beraber başlamayalım. Ben parçalara e, parçaları bitireyim. Nasıl olacağını size anlatayım kaç başlayacağımızı, nasıl öreceğimizi, nasıl bir yol izleyeceğimizi size anlatmak amacıyla ben parçaları bitirdim. Şöyle göstereyim. Kolları bitirdim. 50 ilmek başlayarak kolları bitirdim. Arka tarafında iki parçasını bitirdim. 40 ilmek sağ taraf, 40 ilmek sol taraf ve dıştan dikişini yaptım. Diğer bir parçası da bakın arkadaşlar. Arka tarafı 3 parçadan oluşacak. İki parçasını şöyle göstereyim ördüm. Dış kısımdan diktim. Şimdi 80 ilmek. Arkamızın parçasını da şuradan dikeceğiz arkadaşlar. Bunu da dış kısımdan dikeceğiz. Şöyle göstereyim. Bu parçayı da dış kısımdan dikeceğiz. Son parçamızda omuz düşüklüğü yapacağız. Sağdan ve soldan omuz düşüklüğü yapacağız. Ortada 20 tane ilmeğimiz kalacak. Onu da tamamen keseceğiz. Ön tarafında bakın. Şöyle göstereyim. Ön tarafımızın da bir parça, iki parçasını ördüm. Yalnız kapşon kısmında bıraktım arkadaşlar. Kapşon kısmını beraber artırarak yapalım diye. Bakın bu şekilde. Ön tarafımızı da toplam 60 ilmek başladım. 60 ilmek başlayarak ördüm. Bakın burada haroşalar düz ve haroşayla pat yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 diş haroşa düz. 6 diş haroşa düz. Peki e, bu sıralamayı nasıl yapacağız arkadaşlar? 6 diş haroşadan sonra her 12. sırada değiştireceğiz. Bakın. 12. sırada düze geçtim. 12. sırada haroşaya geçtim. 12. sırada 11 sıra örüyoruz. 12. sırada haroşaya geçiyoruz. 12. sırada düze geçiyoruz arkadaşlar. Bu sıralamayı da unutmayalım. Bunu da bu şekilde ördüm. Daha sonra bakın. Kapşon kısmına geldiğimizde Buradan omuz düşürmeyi yaptım. Onar onar kestim. Omuz düşüklüğünü yaptım. Daha sonra burada 30 ilmeğimiz kaldı. 10 ilmek arttırdım. Şimdi beraber yapacağız arkadaşlar. Onu da beraber yapacağız. Ee, diğer tarafı beraber yapalım diye bıraktım. Buraya kadar geldim. 10 ilmek arttırdıktan sonra 35 santim bakın. Şöyle göstereyim. 30-35 santim arası ne kadar örmek isterseniz. Kapşonun bir yarısını yaptım. Evet Şimdi 80 ilmek e, diğer parçayı, arkanın diğer parçasını yaptım. Şöyle yapayım. Burayı hatta sökerek geleyim. Beraber kesmeye başlayalım. Omuz düşüklüğünü yapacağız. Bakın. Sökmeme gerek yok arkadaşlar. 10 ilmek kestim veya da beraber yapalım. Şöyle geri geri ip biraz tiftik gibi olduğu için arkadaşlar ben bu ipi Instagram sayfasından Öğretmen Yünden Ismarladım. Oradan geldi. Bu modeli de oradan aldım ben. Alga hırkası diye geçiyor arkadaşlar bu hırka. Ben de o şekilde sizinle paylaşacağım. Şöyle sökerek gelelim ki beraber yapalım. Bazen arkadaşlar tek tek göstermemi istiyorlar. O yüzden söktüm. Geri geldim. Şimdi ne demiştik? 80 ilmeğimiz var. Sağ taraftan ve sol taraftan onar 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 30 ilmek keseceğiz. Ortada 20 tane ilmek bırakacağız. Evet. 1 2 3 9 ve 10 evet bakın 10 ilmek kestim sıra sonuna kadar geleceğim diğer tarafta da 10 ilmek keseceğim Evet sıra sonunda geldik. Dönüyoruz. Bu taraftaki omuz kısmımızı arka taraftan kesiyoruz. Şöyle yapalım. Evet bir, iki, dokuz. Ve evet bakın arkadaşlar aynı bu şekilde bu tarafa geldikten sonra 10 ilmek keseceğiz buraya geldiğimizde tekrar 10 ilmek buraya geldiğimizde tekrar 10 10 yani sağdan ve soldan 30 ilmek eksiltmiş olacağız 10 ilmeğimizi kestik sıra sonuna gelelim ön taraftan tekrar 10 ilmek tekrar bu tarafa geldiğimizde 10 ilmek. Evet, sıra sonuna geldik. Evet, tekrar 10 ilmek keseceğiz. 1 2 3 9 ve 10. Evet bakın. Evet 10 ilmek kestik. 10 ilmek kestik. Sıra sonuna gelelim. Döndüğümüz zaman 10 ilmek keselim. Tekrar bu tarafa geleceğiz. 10 ilmek keseceğiz. Tekrar sol tarafta 10 ilmek keseceğiz. Toplam sağdan ve soldan 30 ilmek eksiltmiş olacağız arkadaşlar. Ortada 20 ilmeğimiz kalacak. Onu da tamamen kapatacağız. Daha sonra ne yapacağız? Kapşonumuzla birleştireceğiz. Evet, sıra sonuna geldik. Arka tarafa döneceğiz. Bakın arkadaşlar bu basamaklı kesimlerde ben ilmekleri örmeden alıyorum. Dönüyorum. Onu da göstermek istediğim size. Bakın örmeden alıyorum veya kesimlerde son ilmeği ben örmeden bakın bu şekilde örmeden kesme yapıyorum. Eğer örerek yaparsak çok yüksek olur bu kısım. Örmeden alıyorum. Evet. 2 3 4 Evet. 10 ilmekte buradan kestik. Evet sıra sonuna geldik. Döneceğiz son omuz düşüklüğünü yapacağız. Dönüyoruz. Tekrar 10 ilmek kesiyoruz son defa. 1 2 3 4 Evet ve 10. 10 ilmeğimizi kestik. Diğer tarafa gelip arka tarafta yani sıra sonuna geldikten sonra arka tarafta 10 ilmek de oradan keseceğiz ve kapatacağız. Evet dönüyoruz. Son ilmeğimi bakın örmeden aldım. Döndüm. Çok güzel bir hırka olacak arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz sizde. Evet. 1 2 Evet ve 10 son kesimimizde yaptık şimdi ön tarafa geldikten sonra boyun kısmında kapatacağız boyunda kalan 20 ilmeğimiz var 2 4 5 6 7 8 9 10 19 ve 20. Evet. Şöyle bakalım. Daha sonra da kapatalım. Bakın arkadaşlar. Şu hırkamızı şöyle alalım. Daha sonra birleştireceğimizde. Bakın arkadaşlar. Onlar onlar kestik. Sağdan ve soldan 10 10 10 30 sağdan 30 soldan kestik. Bakın Arka tarafta 20 ilmeğimiz kaldı. 20 ilmeğimizi de kapatacağız ve bu şekilde omuz düşüklüğümüzü tamamlayacağız. Şöyle yapalım bunu. Evet, 20 ilmeğimizi kapatalım. Arkadaşlar daha farklı kapatan arkadaşlarımız olabilir. Yani örerek kapatan arkadaşlarımız olabilir. Nasıl kesmek isterlerse o şekilde yani keserek kapatabilirler. Evet bu şekilde bir ilmek atalım. Ve keselim. Evet. Şimdi bu şekilde omuz düşüklüğünü yani kademeli omuz kesimini yaptık arkadaşlar. Sağdan ve soldan onar onar ilmek keserek kademeli bir şekilde omuz düşüklüğünü omuz kesimini yaptık. Evet bu şekilde diğer parçamızı da bitirdik. Bu hırkamızı bakın bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Dikişi bu şekilde dış kısımdan yaparak dikeceğiz. Evet şöyle yapalım arkadaşlar. Bakın iğneli de dikebilirsiniz. Bakın tersler iç içe, düzler dışarıda. Yani dikiş kısmımız dışarıda olacak arkadaşlar. Bu şekilde dikiş kısmını yapacağız. Evet şöyle kilitleyelim önce. Bakın dış kısımdan dikişe başlayalım. Biraz siftikli bir arkadaşlar. Bakın şu şekilde 3 kat sarılmış. Yani orta kalınlıktan biraz kalın bir ip. Bakın arkadaşlar. Yalnız bunu eğer benim gibi tığla dikerseniz bol bırakın. Sıkarsanız toplanır arkadaşlar. Bol bırakın. Gayet bol dursun. Dış kısımdan dikerek devam ediyoruz. Evet. Dış kısımdan dikerek devam ediyoruz. Bakın arkadaşlar bu şekilde olacak. Dikişimiz dışarıdan yani dikişimiz görünecek. İç kısımda dikişimiz kalmayacak. Evet ben bu dikişi de tamamlayayım arkadaşlar. Evet sehpada zorlanıyorum arkadaşlar ben. Dikişi tamamlayıp hemen dönüyorum. Evet arka parçamız bu şekilde tamamlandı. Bakın arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet şöyle tekrarlayayım arkadaşlar. 40 ilmek sağ taraf, 40 ilmek sol taraf bu şekilde 75 santim ördüm. Toplam bu bu kısma kadar şöyle göstereyim 75 santim ördüm. 75 santim ördüğüm ördükten sonra dışarıdan dikişli yaptım. Bakın dıştan dikişli yaptım ve burada 20 santim kadar veya 15 santim, 20 santim, 17 santim ne kadar yırtmaç bırakmak isterseniz veya da yırtmaç bırakmadan da dikebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde diktim. Daha sonra 80 ilmek başladım. 80 ilmeği 25 santim. 25 santim ördükten sonra beraber omuz düşüklüğünde yaptık. Yani e, kademeli omuz kesiminde yaptık. Daha sonra bitirdikten sonra da arkayı bu şekilde dıştan dikişle bitirdik. Şimdi bunu kaldırıyoruz. Kolları da 50 ilmek başladım ve dümdüz arttırmadan arkadaşlar arttırma eksiltme yok. 50 ilmek başladım ve 50 ilmek ben bu kısmı 45 santim kadar ördüm arkadaşlar. Sizin kol boyunuza göre yani ben 45 santim ördüm. Siz 50 santim de örebilirsiniz. Veya da daha kısa örebilirsiniz. Kol boyunuza göre ölçerek öreceksiniz. Evet. Evet. Kollarda bu şekilde iki kolumuz bitti. Evet. Önü de bu şekilde anlatmıştım. Toplam bir metre örüyoruz önü bir metre ördükten sonra bu, bu kısım 75 santim bir yarısı yirmi, e, 25 santim bir yarısı arkadaşlar biliyorsunuz üç parça halinde örüldü arka taraf şöyle göstereyim ön taraf tek parça halinde ördük ön tarafı tek parça halinde bir metre ördükten sonra kademeli omuz düşüklüğü yaptık evet onar 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 kestik 10 10 10 kestik Burada 30 tane ilmeğimiz kaldı. 30 tane ilmeğimiz kaldığında arkadaşlar burada arkadaki boyunda birleştireceğiz. 10 ilmek arttırdım. 10 ilmek arttırdıktan sonra şöyle göstereyim. 35 30 35 santim arası şöyle şöyle göstereyim arkadaşlar. 30 35 santim arası da şapkamızın bir yarısını ördük. Bakın. Şöyle göstereyim. Evet. Şimdi bunu da böyle koyalım. Ne demiştik arkadaşlar? Önce omuz düşüklüğü yapacağız. Onar 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 keseceğiz. Daha sonra burada 30 ilmeğimiz kalacak. 30 ilmeğimizi de hemen arttıracağız. 10 ilmek arttırıp 35 santim kadar şapka kısmını da öreceğiz. Evet şöyle yapalım bakın. Onar 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 keseceğim. 30 ilmek eksilteceğiz. Arkadaşlar omuz kesimini gösterdim. Kademeli omuz kesimini gösterdiğim için bu kısmı ben kesip kestikten sonra hemen dönüyorum. Evet bakın arkadaşlar şöyle göstereyim. Onar, onar, onar kestim 30 ilmeği kapattım. Yani kademeli olarak onar onar kestim. Gittim geldim. Ön kısımda 10 ilmek daha kestim. Gittim geldim. Ön kısımda 10 ilmek daha kestim. Ve kapattım. Burada kaldı 30 tane ilmeğimiz. Evet son kesimden sonra bir sıra gidelim arkadaşlar. Gelelim. Daha sonra arttırmamızı yapalım. Evet düz bir şekilde 30 ilmeğimizi örelim. Arkadaşlar buradaki patımızı unutmayalım. Ne demiştik? 10 ilmek patımızı ayırdık. Her 12. sırada düze ve haroşaya geçiyoruz. 12. sırada unutmayalım arkadaşlar. Aynı benim yaptığım gibi yapmak isterseniz 12. sırada düze geçiyoruz. 12. sırada haroşa kısmına geçiyoruz. Yani sayarak giderseniz sıraları karıştırmazsınız. 2, 4, 6, 8, 10. Ben 10 ilmek koydum. Siz 12'de koyabilirsiniz. 8'de e, bırakabilirsiniz. 10 ilmek de bırakabilirsiniz. Kaç ilmek bırakmak isterseniz. Ben 10 ilmek bıraktım arkadaşlar. Pat kısmına. Siz istediğiniz sayıya, sayıda bırakabilirsiniz. Evet şimdi arka taraftan da örerek gelelim. Burayı bir sayalım karıştırmayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Bir diş daha olacak. Yani toplam 6 dişimiz olacak haroşada. Evet. Evet sıra sonuna geldiğimizde hemen 10 ilmek arttırıyoruz. Genelde videolarımda soruluyor arkadaşlar. Sizin alış şekliniz gibi almak zorunda mıyız diye. Arkadaşlar siz nasıl örüyorsanız o şekilde alacaksınız. Benim örme şeklim böyle. Ben arkadan alıyorum tersi. Siz böyle alıyorsanız bu şekilde öreceksiniz. Yani eliniz nasılsa arkadaşlar o şekilde örün. Evet. Şimdi 10 ilmek ne demiştik? Artıracağız demiştik. Şöyle düz olarak alayım. Bakın. Bu şekilde artıracağım arkadaşlar. Birçok artırma tekniği var arkadaşlar biliyorsunuz. Siz nasıl artırmak isterseniz bu sefer ben bu şekilde artıracağım. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Evet. 10 ilmek arttırdım. Şimdi artık başlayabiliriz. Kapşon kısmına başlayabiliriz arkadaşlar. Şöyle yapalım. Örelim. Daha sonra bu kısmı ters olarak gidelim ki zorlanmayalım. Ters olarak örersek daha kolay olur. Evet. 10 ilmeğimizi Örül. Daha sonra düze çevireceğiz arkadaşlar. İlk sırayı ben gevşek olmasın yani bol durmasın diye hemen ters olarak örüyorum. Evet biraz sıkarak örün ki gevşek olmasın, bol durmasın. 2 4 6 8 10. Evet düz örmeye Devam edelim. Arkadaşlar ilk sırayı böyle gittim artık düz olarak bakın şu şekilde göstereyim. Patımıza yine devam edeceğiz. Buradan da bakın burada da ilk sırayı e, arka taraftan oldu. Burada da ilk sıra ters olarak düştü. Dikerken daha rahat dikeriz yani sayısına göre dikeriz. Evet düz olarak devam ediyoruz. Burada arkadaşlar bakın arka tarafta yani bu kademeli kesim arka tarafa dek geliyor. Arka tarafta kesiyoruz. Burada ön tarafa dek geldi. Burada da arka tarafa dek geliyor omuz kısmımız. Arka tarafta onar onar keserek daha sonra kapşonumuza başladık. Bir sıra gittik geldik. arttırmamızı yaptık. 10 ilmek arttırmamızı yaptık. Dümdüz bir şekilde 30-35 santim arası 35 santim ördüm arkadaşlar. Ben e, salaş seviyorum kapşonu. Şapkayı yani. Siz e, 30 santimde de bırakabilirsiniz. Evet. Bakın. Bu şekilde düzümüze ve patımıza devam ediyoruz. Kapşon kısmını öreceğim. Ördükten sonra hemen dönüyorum. Evet. Bu tarafı da bitirdim arkadaşlar. Kapşonumuzu da şu şekilde diktim. İpleri bıraktım ki devamını dikeceğim. Bakın. Şöyle göstereyim. Kapşonumuzu dış kısımdan dikiyoruz bu şekilde. Ben şöyle bir tarafını diktim bir tarafını beraber dikelim diye bıraktım. Kolu da diktim şöyle göstereyim. Kolun birini de diktim. Bakın. Bu taraftaki omuz kısmını diktim. Dış kısımdan ve kolumuzu diktim. Bu şekilde göstereyim. Diğer taraflar Evet bu tarafı beraber dikelim. Ben iki yan tarafı da diktim arkadaşlar. Şuraları diktim. Yani yan tarafı derken bu içten dikilecek yerleri iki tarafı da diktim omuz kısmını göstereceğim size bunu da kol için bıraktım bakın şöyle çevireyim çok kolay arkadaşlar ama yine de ben göstereyim omuzdan diktim geldim ensenin bir yarısını diktim şimdi buradan itibaren bakın omuz kısmını ve ensenin tamamını dikmiş olacağız nasıl dikeceğiz Burada omuz bitiyor. Bu şekilde omuz kısmını dışarıdan ve burada kalan 10 ilmek ense, e, ense kısmı 20 ilmek ense kısmı vardı. 10 ilmeği bu kısımdan dikerek geldim. Diğer 10 ilmeği de şöyle yapalım. Buradan dikerek gidelim. Şöyle biraz göstereyim arkadaşlar. Dediğim gibi sehpada çok zor oluyor. bu şekilde iç kısımdan değil de dikişler dışarıda olacak şekilde dış kısımdan dikiyoruz. Bakın enseyi tamamen kapatmış oluyoruz. Enseden sonra direkt omuzları dikerek bitiriyoruz. ne demiştik gayet rahat dikeceğiz İğneli de dikersek veya benim gibi tığla da dikersek sıkmadan dikelim arkadaşlar Evet sıkmadan dikelim Evet arkadaşlar ben şimdi omuz kısmını da dikip kol kısmını kolda dikiş kısmı bakın bu şekilde olacak arkadaşlar kolda bu şekilde arkadaşlar bakın Dış kısımda olacak dikişimiz. Arka kısmında diktik. Yani ense kısmını, son e, parçanın ensesini ve omuz kısmında diktik arkadaşlar. Şimdi bakın dikişli yerimiz tam buradaki dikişli tarafa gelecek. Bakın şu şekilde. Bakın arkadaşlar. Dikişli yerimiz bu şekilde. Şimdi şöyle kısacık göstereyim. Evet şöyle yapalım. Evet. Bakın tam ortası arkadaşlar. Tam ortaladık bu şekilde. Şöyle yapıyorum. Dıştan dikişime başladım. Bakın şu şekilde şöyle göstereyim. Buradan şöyle dıştan dikerek geliyoruz. bu şekilde dikerek gidelim. Ne demiştik? Bol bırakacağız. Sıkı tutmayacağız. Bakın arkadaşlar buradan dikerek geldim. Tam şuradan Bakın tam dikiş yerine dek getiriyorum. Buradaki dikişte buradaki dikiş aynı hizaya geliyor. Buradan itibaren devam ediyoruz. Evet şöyle içe doğru çektim ipimizi. Buradan da kilitleyeceğiz şekilde yapalım. Şuradan bir daha kilitleyelim. Daha sonra. Evet, şöyle yapalım. Evet, şöyle kolumuzda bu şekilde diktim. yün ee, de çok güzel arkadaşlar. Çok hoşuma gitti. Tesadüfen gördüm, aldım ama gerçekten ip çok güzelmiş. Kadife gibi duruyormuş acık. Evet, bakın. Bakın şunu da söyleyeyim ben size arkadaşlar. Haraşa ve düzlerimizi sayalım. Size de bilgi olmuş olur. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ve 21. Kapşondan itibaren arkadaşlar hırkamızda pat kısmına başlarken kapşonun bitişine kadar 21 tane patımız olmuş yani bunu kaç tanesi haroşa onu da sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 haroşa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 haroşa 10 tane de düzümüz var arkadaşlar yani 21 tane Burada e, sıralı giden patımız var. Bir de şunu söylemek istiyorum, hırkamız e, lastik yok. Bunu söylemeyi unuttum arkadaşlar. Hırkamıza ben lastik koymadım. İsterseniz siz lastik koyabilirsiniz, haroşa koyabilirsiniz. İki ters iki düz veya bir ters bir düz. Yani istediğiniz lastiği koyabilirsiniz. Ama bu modelde ben e, gördüğüm gibi örmek istediğim lastik yoktu. Sizinle o şekilde. Paylaşmak istedim. Evet yani ne kolumuzda ne bedenimizde. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Lastik yok. Bu kısımları kıvrılabilir. O yüzden hafif buhar gezdirin üzerinde. Bu beden e, kısmında ve kol kısmında hafif buhar gezdirirseniz lastiğin kıvrılmasını önlersiniz. Evet şöyle son defa arkasını da göstereyim arkadaşlar. Bakın bu şekilde şöyle arka kısmı böyle dediğim gibi 3 parçadan oluşuyor. Kapşonumuz da 2 parçadan oluşuyor. Yani toplam şöyle yapalım. 1 2 3 4 5 kollar 6 7 8 9 önlerdeki parça 9. 9 parçadan oluşan hırkamız bu şekilde arkadaşlar. Şu kapşonu dediğim gibi arkadaşlar siz fazla uzun yapmayabilirsiniz. 30 santimde bırakabilirsiniz. Ben 30, 35 santim yaptım. Ne demiştik? Hırkamız hırkamızda lastik yok. Lastik kullanmadık. Eğer isterseniz cepte yapabilirsiniz. Ben cep yapmayacağım bu hırkama. Ön kısmı da bu şekilde. Bu pat kısmının sayısını da verdim arkadaşlar. Toplam 21 tane patımız var ve 21'den sonra 21. de haroşaya geliyor. Şöyle yapalım. Haroşadan sonra kapatıyoruz. Ne demiştik? İki parça halinde önü örerken bir parçayı örüyoruz. Diğer önü örerken bir parçayı örüyoruz ve kapşonumuz da bu şekilde. Bakın arkadaşlar şöyle göstereyim. Evet. Kolumuz kaç santimdi? Şimdi ne demiştik arkadaşlar? Arka parçada 75 santim bir e, e, parçasının uzunluğu, yukarısının uzunluğu da kol boyunca yani beden boyunca 25 santim. Bu uzunluk arkadaşlar bakın. Bu dışarıdan dikiş yaptığımız yani yarım olan yer, 25 santimlik olan yer kolumuzun olduğu yer. Bakın şöyle göstereyim kolumuzun olduğu yer. Evet. Dediğim gibi 9 parçadan olan hırkamızı bitirdik isteyen arkadaşlarımız cepte yapabilirler. Ben cep kullanmayacağım. Cebi istediğiniz şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Toplam boyu 1 metre arkadaşlar. 1 metre 2 santim 3 santim oynayabilir. Siz kendi boyunuza göre yapacaksınız. Benim kol boyuma göre 45 santim arkadaşlar burası. Siz 50 santim 40 santim yani kendi kol boyunuza göre ölçeceksiniz. kolumuzda bu şekilde çok kolay basit ters ve düz örgüden oluşan bir model şurayı da şöyle yapalım bu kısmı kalmış İçten yedireyim burayı da ve videomuzu bu şekilde noktalayalım Evet ne diyelim arkadaşlar tekrarlıyorum. Kolun iç tarafı, buradaki e, taraf ve bedenimizin yan tarafı içten dikişli. Yani dıştan dikişli değil. Diğer her tarafı bakın, her tarafı arka taraf olmak üzere, kollar olmak üzere ve e, kapşonumuz olmak üzere tamamen dıştan dikiş. Sadece kol içleri ve yan tarafımız, bedenimizin yan tarafları içten dikişli oldu arkadaşlar. Şu kısmına da gelince isterseniz ben 20 santime yakın yırtmaç bıraktım. Siz yırtmaç bırakmadan dümdüz dikebilirsiniz arkadaşlar. Ben dediğim gibi yırtmaçlı olmasını istedim. Gördüğüm hırka da aynen o şekildeydi. Instagram'da gördüğüm hırka da aynen o şekildeydi. Ee, i̇p aldığım yerden bu modeli gördüm. Ve sizinle paylaşmak istedim. Instagram'da öğretmen yünde doğalgaz hırkası diye gördüm. Hoşuma gitti. İpinden aldım. Ve bu modeli sizinle paylaşmak istedim. Evet arkadaşlar unutmadan söyleyeyim 6 numaralı şişli ördüm. 1500 gram gelmişti. 6 numaralı şişli ördüm. 1500 gramdan bu kadar ipim kaldı arkadaşlar. Ee, aldığınız ipi ona göre hesaplayarak yapabilirsiniz. Yani 1500 gramdan bu kadar ipimiz kaldı. Çünkü soran arkadaşlarımız oluyor. Medium ve large bedene uygun. Çünkü salaş bir hırka bu. İsteyen arkadaşlar yani daha büyük bedende olan arkadaşlar kendi e, hesaplarına göre 5 ilmek 10 ilmek çoğaltabilirler. Veya simol beden isterse e, 5 ilmek 10 ilmek eksilterek bu hırkayı örebilir. Çok kolay çok basit herkesin örebileceği bir hırka arkadaşlar. 1500 gramda da dediğim gibi bu kadar ipim kaldı ve 6 numaralı şişle ördüm. Şu şekilde bitirelim. Evet ne diyelim arkadaşlar. Yeni bir videoda, yeni bir çalışmada görüşmek üzere. Takipte kalın, sevgiyle kalın. Hoşça kalın.